Efendim e, konu sokak köpekleriyle ilgili. E, şimdi de bir vaka çıktı. E, Muş'ta 79, 79 e, yaşında olan bir e, nineyi başı boş olarak nitelendirilen sokak köpekleri Saldırmış e, bundan üç gün dört gün önce de efendim Ankara'da başkent Ankara'da Keçiören bölgesinde bir e, sekiz e, dokuz yaşlarında e, okula giden bir e, evladımıza e, başıboş e, olan işte nitelendirilen köpekler saldırmış. Hatta etini böyle her tarafını yemiş. Babası konuştu çünkü. Uluslararası değil, şey pardon çok özür diliyorum. Yerel değil, uluslararası kanallarda. Babası çıktı konuştu. E, ama e, buna bir çözüm e, nasıl gerekiyor? Mesela hani bunlar ısırgan mı? E, Ali Kıvırcık Ali'nin e, okuduğu şarkı gibi ısırgan otu. Yoksa e, aç kaldıklarından dolayı mı? Yoksa aşıları mı yok? Yoksa e, hani benim e, şu an Ankara Belediye baş, e, Başkanlığı'ndan almış olduğum bilgiler doğrultusunda e, orada bir arkadaşım var efendim. E, diyor ki ne? Hepsi kısırlaştırıldı. E, ve e, çiple diyor. E, o zaman efendim, eee götürün, parna götürün. Oradan da sahiplendirin. Mamalarını da zaten bildiğimiz karşılayacağını söyledi. E, efendim böyle hani kalkıp da ayak ayağa kalkıp da propaganda yapıp da öyle işte yok bilmem ne şudur budur. Hatırlar mısınız efendim zamanında e, yıllar önce yine Ankara'da e, neredeydi? Sincan mıydı? Batı kent miydi? El mıydı? Tam olarak hata hatırlayamıyorum. E, orada da e, köpekler e, kaç kişiye katletmişti. Ondan sonra e, mahkeme oldu. E, ne oldu? Yani bunun cezası yok çünkü. Yani TCK'da kanunda cezası yok ya. Batı kent miydi? Batı olmuş. Değil mi efendim? Hatta hayvanseverler adliyeye basmıştı. Emniyet mensupları uzaklaştırdılar, ettiler. Yok ağlıyorlar, yok şey yapıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Aa! Yani... ...öyle şey yani olmaz efendim de. Belediyemizin şeyi var, barınağı var. O zaman sen kendi evladına sahip çık kardeşim. Asız yerde okula gönderiyorsun. Niye? Bak benim bacım var. İki tane çocuğu var. Birisi sabahçı, birisi öğlenci. Sabah birini götürüyor. Öğlen gidiyor onu alıyor... Öğlenci olanı tekrar götürüyor. Öğlenden sonra artık kaçta çıkıyorsa ilk, ilk ortadan bahsediyorum. Ortaokuldan. Yine o da şehir merkezinde. Olmaz efendim. Tabii ki saldırganlar vardır. Her ne kadar tabir olaraktan işte e, iki ayaklıdan korkun, dört ayaklıdan kork, e, korkmayın e, derkeni ama e, ne oluyor? Şimdi belediyenin suçu ne? E, halkı yani ana baba sonuçta yani orada çok çok olaylar yaşanmış. Batı kentinde yaşandı efendim. Aaa sahipleni her şeye bakıyorsunuz. Benden daha çok kaliteli şeyler alıyorsunuz marketlerden. Gidin sahiplerinin bir tane besleyin bahçenizde, balkonuz, balkonunuzda veya evinizin içerisinde. Buna belediye, e, devletimiz karşı gelmiyor ki. Her bir aile, bir birey, bir köpek sokaktan sahiplenirse e, ne olacak? Tabii ki iyi olur. Aa. Vallahi benim ee, Bacım ee, kendisi götürüyor. İki tane yeğenimi sabahçı öğlenci. Yani anneleri de götüreydi. babaları götüreydi. Ondan sonra e, neymiş efendim hayvan şeyi saldırıyorlar. E, çocuğun eti kalmamış. Bo hepsini yemiş o köpekler. E, İbirliği başkanımız e, kötü bir şey mi söylüyor? Mansur Yavaş e, Babişkom. Yok. Alın diyor sahiplerinin diyor mamalar benden diyor aşılar benden diyor ay ne kadar böyle ee... ya siz neden bahset bana o şeyle gelmeyeceksin canım bana o şeyle gelmeyeceksin yaşlı bir dedenin bir kuşkaya Kuli yaptığını, ondan sonra serbest bırakıldığında ben de ona karşıyım. Aksaklı bir dedi. Tabii ki kanun çıkmalı, yasa çıkmalı. Nasıl insan hakları, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları İnsan Hakları Mahkemesi var. Ama ben onu Hayvan hakları da çıksın. Ama bu tür e, ısırganları da e, sahiplene vereceğiniz bir mama. Benim bir arkadaşım var, Şengül. Gidiyor makarna alıyor, kırıntı alıyor. 6-7 tane evinde kendi özel beslediği köpekler bahçesinde de 12 tane 13 tane köpek var. Alıyor böyle koskoca kazanda karıştırıyor. Hem dışarıdaki bahçedekileri doyuruyor hem evindekileri doyuruyor. E, yapan sahiplenin Aa. Sonra belediyemiz yani bir şey demiyor ki belediyemiz mama, mamayı da ben karşılayayım diyor. E yalar mı Türkiye ne abla? Haksız mıyım ablacığım? Belediye başkanımız zaten söylüyor. İki abinin encümentleriyle beraber. Alın sahiplenin diyor. Mama bizden diyor. Aşılar bizden diyor. Ama siz e, nerede siz, e, sizde e, yani istisna olaraktan e, kalkıp da bugün e, benim bakkalım benim bakkal ya üstümdeki bakkal. Daha önceden pitbull e, köpeği vardı. Balk bakkalın önünde besliyordu küçükkeni. Boyna havlıyor. Bu ara da buradan sinir oluyor. Sonra bir büyüdü aldı evinin balkonuna. Sonra ne oldu? Pitbull'a Pitbull onu kocasından ayırdı. Karı koca. Aile içerisine girmek istemiyorum ama mecburum. Çünkü dobra konuşan bir kadınım ben. Neden? Çünkü Aurora'ya geliyorum. Ondan sonra Aurora ile beraber üstün bakkal. Çıkıyorum. 60-70 tane kedi var orada. E Arora kedileri sevmiyor. Sevmek zorunda değil. Öyle bir huyu var benim kızıma. Ondan sonra e, diyor ki ne? Ben diyor bıktım sen diyor köpeğinden diyor. Bu da onu e, bakkal bundan kıçık alıyor şey Sevmiyor ya bunu. Ha, bu da ne yapıyor? Gidiyor. Çıktığımız zaman bakkalın önüne çiş yapıyor. Benim köpeğim. Aaa! Niye çiş yaptı buraya? Sibel! Ay ben sevmiyorum köpekleri. E düne kadar pitbull besliyordun. E bak ne oldu? Pitbull'u aldım buradan. Kendi evinden hem kocandan ayrıldın. Köye götür gönderdin. Köyde de öldü. Bir de pitbull yani. Yasak. Benim köpeğim küçük. Sevmiyor efendim köpeği mi? Hayır canım binamızda kiracı hem dükkan ki e, dükkana bakalın kira bakala kiracı yani şey Bakkal e, onun diye. Kocasından ayrılmış gelmiş bizim yüzümüzden. Bak duyduğum zaman Aurora madileşiyor işte onunla. O yüzden hayvanlar gerçekten. Ya özellikle ben kendi köpeğim adına konuşuyorum. Çok e, hisli. Şu an küfür ediyor ona. Sitem ediyor. O kim ki diyor. Gene çıkart anne diyor. Gene onun bakanının önüne diyor çiçe parım diyor. Sevmiyor çünkü beni diyor. Evet. Doğru mu kızım? Vız. Ha? Vız. <laughs> ya. <gülüyor> İki saat etmedim efendim. Ee, var. Ondan sonra diyorsunuz ki ne? E, yok sokak hayvanları. Şöyledir. E bile değil mi? E, başkanlarımız, encümentlerimiz, e, iki abilindekiler. Ne güzel fırsat tanıyorlar efendim. Alın sizde de. Besleyin. Tabii ki aç kalan. Ya ormanda aç kalsam ben bile adamı sırırım. Karnımı doyurmak için. Misal. Ne diyorsunuz siz? Dağ başında. Dağ başında Bir gül gibi Boynu bükük Kalan yârim Döreleri Aşireti Bile bile Sevdim seni bir gün bana, bir gün sana Ay, derdim oldu inan sana Valla billaha seviyorum Berivanım, berivanım Kay kokulu da çeylanı bir